Günaydın Talih. Anam. Günaydın Hikmin. Nerede bizimkiler, uyanmadılar mı daha? Yok be, uyandılar da çoktan gittiler bile. Gittiler mi? Evet. Nereye kız? Tilba Hanım böyle acil şeye gitti, bıraşa gitti. Bıraş mı? He, bıraş. Bıraş yani nasıl anlatsam sana, böyle zenginlerin yaptığı kahvaltı var ya, işte ona bıraş deniliyor. biz bugün pikniğe gidecektik hep beraber. Evet, ben dedim bugün ne güzel hep beraber pikniğe gidecektik dedim ama Tilba Hanım dedi ki bu bıraş çok önemli dedi, o yüzden piknik yerine bıraşı tercih etti. Ve Sonat? Sonat da gitti. Yani neticede yavruları dikmin. Allah Allah. Üçü de evde yok yani şu anda. Yok. Şöyle söyleyeyim sana. Biz şu an evde ikimiz yalnızız. Başka türlü anlatmam gerekirse bir sen, bir ben, bir de börek. Yapma ya. Anam niye yaptım işte? Sevmez misin haşhaşlı börek dikmin? Yok kız. Tamam eline sağlık. Ben börek severim de. Bugün pikniğe gideceğiz diye çok seviniyordum ben ya. Dikmin, sen sakın üzülme. Bak sen üzülmeyesin diye, hayal kırıklığına uğramasın diye... ...bütün hayal kırıklıklarını seni kırptım. Şu kirpicik ellerimle ne gerekiyorsa hepsini sana yaptım. Kız ne diyorsun? Ben hiçbir şey anlamıyorum senin dediğinden ya. İşte sen anlamıyorsun Dikmin. Boş ver ya. Gel ben sana bir şey göstereceğim. Gel. Nereye kız? Nereye olacak? Gel biraz ormanla. Gel biraz ormanı mı? O nerede ya? Gel ben sana göstereyim. Gel biraz. Tatatatim. İşte gel biraz ormanı. Kız Talih'e salona ne yaptın? Niye kızacak ya? Aman boş ver ya. Ben daha sonra kendimi ziltirim zaten. Dedim ki yani Dikmin, ikimiz madem evde yalnızız... ...o yüzden böyle seninle baş başa bir piknik yapalım diye... İçimden geçirdim. Yer misin Dikmin? Afiyet olsun. Talih. Dikmin. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum ha. Gününün ne geçiyorsa onu söyle Dikmin. Söyleyeyim mi? Söyle. Diyorum bak. Tamam söyle. Hazır mısın? Allah'ım hazırım. Kızım sen manyak mısın? Kafayı mı yedin ya? Evde piknik mi olur kız? Saksıları da dizmiş Sebilhane bardağı gibi. Dikmin niye öyle diyorsun Allah'ını seviyorsan ya? Aa yeşillikse yeşillik, kuru köfte ise kuru köfte, mangalsa mangal. Daha önce biz burada mangal yapmıştık ama Dikmin. Ya kızım ta zahmet etmişsin, güzel hazırlamışsın da. Kızım burası dört duvar, dört duvar. Burada piknik mi olur ya? Kız bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin acaba Dikmin? Gerçekten çok merak ediyorum. Ne diyeceksin? Madem bu kadar hazırlık yaptın, yengemler de hazır bıraşa gitmiş. Evet. Şu zirekkili arayak da eşi dostu toplasın. Hep beraber pikniğe gidek. Ne diyorsun? Havamız da kaçmasın. Hmm, havamız da kaçmazmış yani. Tövbe ya, sanki havamız kaldı. Ne diyorsun kız? Anlamıyorum. Bir şey demiyorum Dikmin. Yani diyorum ki... Hadi diyorum ikimiz büyüyle baş başa beraber evde piknik yapmışız. Ha da zirikgillerin böyle 75 kişi sülalesiyle gidip ormanda piknik yapmışız. Hiçbir fark yok. Ara sen ara ara. Bravo kız arada hiçbir fark yok. Doğru söylüyorsun. Hemen arayayım dur. Zirek. Kardeş ne yapıyorsun? Eyvallah ne yapayım ya. Bak ne diyeceğim. Eşi dostu topla. Kaptının gelin. Bir pikniğe gidek. Ne diyorsun? Tamam. Hadi bekliyorum. Hadi kaptır gel. Geliyorlar. Çok sevindim. Ha sen de buralar topla. Yaptıysak yani bence de gönülleri de yoksa... ...hani bu kadar hazırlık yaptık. Bence biz ikimiz bir parka gidelim. Orada ikimiz piknik yapalım. Parka gidelim mi Dikmin? Yok kız neye gönülleri olmayacak ya? Piknik yapmayı kim isteriz ki? İyi o zaman. Bari hemencik giysiler de gitsek yani. Gelirler, gelirler. Zirek bir araç ayarlayacaktı işte. Araç mı? Anam, taksiyle gelmiyorlar mı onlar? Yok kız, ne taksisi? Taksiye sığmayız ki. Bir minibüs falan ayarlayacak herhalde. Üf Dikmin, ya önümüzde de bu tüplü. Yani rezil olduk, bütün millet bize bakıyor resmin. Bakarsa baksınlar, ne olacak ki? Allah Allah. Tüpün üstüne istersen bir kaç göz yap ha. Hele gelip geçip sorar olursa da...
Bizim ikimizin tüp bebeğidiriz. Ne diyorsun? Allah'ım. Nigmin, bebek mebek seni şu an çok hazır gördüm biliyor musun? İstersen tüpün üzerine bıyık da yapalım. Senin oğlun olduğu hemen anlaşılır biliyor musun Dikmi? Talih alem sanmaz. Talih. Söyle Dikmi. Ben böyle tüp bebek tüp bebek diyorum ama... ...hani alınmıyorsun değil mi? Şakadan diyorum ha, espri bağımında ya. Oo, hiç yanlış anlamıyorum, ben yanlış anlamam. İlla düzelteceksin Dikmen değil mi? İlla düzelteceksin. Şurada iki dakika yanlış anlasam sanki incilerimiz dökülecek he. Ama hoş. Ne demişler? Her şakanın altında bir ciddiyet vardır demişler. Ne diyorsun kız? Hiçbir şey demiyorum. Keşke diyorum geç kalmasak gelseler de gitsek hemen. Gelirler, gelirler. Ne geç kalacağız? Ormana randevu mu verdik? Talih. Estağfurullah. Kız bugün bayağı formumdayım ha. Şakalar makalar zirve. Vallahi Dikmen bence sen her zaman formundasın. Yani senin formuna laf söyleyenin anlamda karışlarım. Ya kız her zaman da formumda değilim ha. Niye? Ya ne bileyim Talih. Biz senin yanındayken böyle şaka yapamıyorum biliyor musun? Ağzım yüzüme giriyor böyle heyecanlanıyorum ben ya. Al işte lafı döndürdü, dolaştırdı, o zekat geçisine getirdi. Ya şeytan diyor ya benim senin ya toprağım diye al şu tüpü koy kafasına. Kıyamam. Neye kıyamam? Ne? Kıyamam dedin, neye kıyamam? Oo, öylesine dedim ben yani, öylesine. Valiye yine bak tuhaf tuhaf konuşmaya başladın ha. Yok, iyiyim. Yavaş kardeş, yavaş, yavaş. İnsan yaşıyor burada ya. Aa, Dikmen Efendi. İnsan yaşıyorsa sana ne işin var burada ha? Abo, Ziret. Kız. Oğlum bu ne böyle? Nene, bizim sülale geniş biliyorsun. Ancak sığabilecekleri araba bunu bulabildim. Mahallede birisine para da vermedim. Hadi atlayın gelin gidiyoruz hadi. Tahliye bak. Zirek bize doğal klimalı araçmış, kirdin de. Hadi atla gidelim hadi. Gönder amca onlarından bir kişi gelsin alsın şunları. Gel 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 kap kardeş kap. Ankara'da doğdu hamma, bize her yer Şanzelize. Sakarya'dan Tunalı'ya, bize her yer Şanzelize. O da kule, bu da kule, bizde de var ata kule. Eyüpeli getirir bize, bize her yer Şanzelize. Zirek hadi oğlum nerede bu la bu yer? Nereye gideceğiz biz ya? Yok devrem az kaldı az kaldı. Çok güzel bir yer ya devrem. Böyle göl kenarı. Geçen sene de gelmiştik biz oraya. Ha? Göl kenarı mı? Talih belki balık da tutarız ha. Aman Dikmin. Vallahi bende bu şans varken oltayı atarım pirina çıkar ha. Tüy bir estağfurullah. Ne güzel evde piknik alanım hazırdı benim ya. Ne diyorsun? Ya öyle şeye bakıyorum, gökyüzüne bakıyorum. Zirek, bak bunu saymıyorum ha. Ben bir kere branş açardım. Seninki de zaten branş açarmak. Başka da branş bilmiyorsun sen. Engin branş açardıysa alacağım açım, yapacağı bir şey yok. İyi, seni de göreceğiz biz. Yarın öbür gün Beste yengeyle bir evlen bakalım. Seni de göreceğim o zaman. Öyle değil mi? Talih bacı. Niye öyle değil mi Zirek? Allah'ını seviyorsan. Niye bana soruyorsun ki sen şimdi? Ben geleceğimi görüyorum. Allah Allah. Estağfurullah. Bu niye böyle sinirlen dibine bırakıyorsun? Kardeş araba tut derildi. Bunun beni patlamaları var hala. Geldik geldik sayılır. O zaman hadi bir seni de. Bak 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 Yemin abi ben Zirek'le ilgili bir tane şarkı yaptım. Kendisinin de haberi yok biliyor musun? Söyle bana Zirek. O zaman son iki, üç, dört.
Patisi var köpek değil, bıyığı var zirek değil. Korkuyorsan hala sendeki yürek değil. Patisi var köpek değil, bıyığı var zirek değil. Korkuyorsan hala sendeki yürek değil. İnsanlar vefalı da geldiler mi nankör oldu. İstediği tek şey oyun, önüne bir yumah koyun. Bravo zirek! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.